Mutlu günler efendim, mutlu hafta sonları. Dış sahaya hoş geldiniz. Yine çok özel bir konuğumuz var. Galatasaray eski başkanı Burak Elmas. Bu hafta dış sahanın konuğu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ee, çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık öncelikle. Kırmadınız, hiç ikiletmediniz. Ee, çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim. Şimdi yoğunluğunuz ne aşamada onu çok merak ediyoruz. Başkanlığı bıraktıktan sonra yaradı mı başkanlığı bırakmak? Nasıl geçiyor zamanınız? Yani yoğunluk devam ediyor. Yani aynı yoğunluk değil tabii. Muhakkak. Yani, aynı yoğunluk değil ama işlerimle yine yoğun şekilde uğraşıyorum. Biraz da hani sakin diyebiliriz. En azından çok daha az krizle uğraştığımı söyleyebilirim. Ee, o bakımdan psikolojik olarak çok daha rahat bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Şimdilerde de krizler ardı arkasında diyebiliriz. Özellikle camiaların çatışması. Bilmiyorum nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla şöyle söyleyeyim. Aklı başında olan herkesin bakması gerektiği gibi bakıyorum. Ee, ben başkanlığım döneminde çok uğraştım. Yani bu anormal ortamın normalleşmesi gerektiği konusunda çok da söylemem oldu ve bunun için çok çaba harcadım ama e, maalesef e, başarılı olamadım bu konuda söyleyebilirim yani beraber oturduğumuz oturduğumuzda e, çok düzgün konuşabildiğimiz farklı takım taraftarı olan arkadaşlarımız dostlarımız olan insanların içinden canavar çıkıyor e, O da çok büyük bir baskı sebebiyle oluyor yani çok büyük bir baskı var Taraftar baskısı var, kulüp üyelerinin baskısı var ve anlık başarı baskısı var. Bir ara, bu arada tabii maalesef ve maalesef spor programları ve spor gazeteli, gazetelerini okuyan taraftarlar da daha çok kriz ve problemli, yani güzel olmayan haberleri okumaktan hoşlanıyorlar. Kaostan yani. Kaostan. E, dolayısıyla e, bunu vermek de yani iki takımın iyi geçinmesindense, iki kulüp yöneticisinin iyi geçinmesindense her hafta veya iki haftada bir iki takım yöneticilerin birbirleri hakkında ve camialar hakkında konuşmaları daha fazla e, izleyici getiriyor. E, bu da tabii yani basının işine geliyor diyelim. Çünkü bazı yapılan televizyon programları, bazı söylemlere bakarsanız hani yurt dışında bunun örneğini gelişmiş spor ülkelerinde bunun örneğini rastlamazsınız diye düşünüyorum. Hani ben de takip ediyorum ama yani bu kaosun içinden nasıl çıkılır? Ee, bu, çık, bu baskı olduğu müddetçe bu kaosun içinden çıkılabilir mi? Zor. Ee, yani bakıyorsunuz her hafta yani şimdi mesela hakemler hakkında herkes konuşuyor değil mi? Şikayetçi olmayan Kulüp var mı? Yok. Yok. Yani kazanan da şikayetçi, kaybeden de şikayetçi. Evet. Ee, birbirleri hakkında herkes söyle negatif söylemlerde bulunuyor. E, me federasyonlardan memnun olan yok. Herkes. Şampiyon olan da memnun değil, ikinci olan da memnun değil, küme düşen de memnun değil. Ee, dolayısıyla yani buradan biraz da çıkmak ben artık zor olduğunu düşünüyorum maalesef. Bir devrim ihtiyacı var. O devrimin de samimi olarak ne kadar istendiği konusunda şüphelerim var. Peki şimdi iki cami arasında Galatasaray camiası ve Fenerbahçe camiası arasında bir hakem polemiği var. Şöyle yabancı hakemlere pozisyonları izletelim teklifi ve değerlendirmesi. E, sonuca ulaşılamıyor ama sürekli açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. E, Sayın Hatipoğlu ve Sayın Ilıcalı'dan bahsediyorum. İki e, ismin açıklamalarından bahsediyorum. Siz bu e, tartışmanın e, Büyük resim olarak değerlendirdiğinizde e, tam olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani baktığınızda bu tartışma bir türlü sonuçlanmıyor ama yabancı hakeme mutlaka pozisyonları izletelim vurgusu da yapılıyor. Şimdi yabancı hakemlere geçmiş pozisyonları seyretmek geleceğe dönük nasıl bir çözüm üretecek? Hiçbir çözüm üretmeyecek. Kulüpler içini rahatlatacak belki de. Kulüpler ben haklıydım, sen haklıydın. Geçmişe dönük söylemlerini veya taraftarına şirin gözükmek için yaptıkları bir şey. Bu kulüpler geçmiş hakem hataları veya geçmişteki hakem problemleriyle uğraşacak uğraşmak yerine bu harcadıkları kıymetli zamanı ki çünkü hepsi çok yoğun çalışıyorlar, gelecekle ilgili hakem hatalarını engelleyecek veya hakem sistemini düzeltecek e, e, toplantılar için harcasalardı bence çok faydası olurdu yani Türkiye'de bir hakem problemi olduğu gerçek. Bunu kabul etmeyen yok. Ee, hakem sorunu bir standart sorunu var. Kalite sorunu var. Arada iyi hakemlerimiz de var. Ee, fakat bu sorun böyle bir her hafta hakemden şikayet edip, bir hakem onu destekledi, bunu destekledi diye çözülmeyecek. Çünkü bunu geçtiğimiz 20-25 senede deniyoruz. Bir çözüm olmadı. Ee, bir de tabii şu da şu sıkıntı da var. Başarısız olan her kulüp İlk önce suçu hakemlere atıyor. Yani daha ben son özellikle 15 senedir e, şampiyonluğu hakkıyla kaybeden takım görmedim. Hep hakem hatalarından yani, puan yani kaybı. Biz nerede yanlış yaptık. Şimdi Galatasaray camiasının o konuda biraz farklılığı vardır. Galatasaray camiası başarısızlıkta ilk önce belki de fazla acımasız şekilde ilk önce kendisini sorgular. Hmm. E, diğer camialardan farkı bu. Bazen çok acımasız olabiliyor o sorgulama kültürü. Fakat başkasına suç atmak, çünkü başka sebepler, dış sebepler aradığınız zaman ilk önce kendi içinizdeki problemleri göremiyorsunuz. Yani oyun yönetimin sorunu olabilir, teknik direktör sorunu, futbolcu sorunu olabilir. onları da rahatlatıyorsunuz hakeme attığınız zaman. Dolayısıyla içerideki sorunlar yuma devam ediyor çözülmeden. E, bu hakem sorunu dediğim gibi eğer samimiyet varsa özellikle büyük kulüplerin e, oturup e, bir arada çözmesi ve altına imza attıkları bir çözüm uygulanması konusunda takipçisi olması gereken bir şey. Şu anda gördüğünüz e, gördüğümüz senaryoda e, herkes bir çözüm isteğinden bahsederken aslında e, çözümsüzlükten de avantaj sağlıyorlar hı hı. çünkü her hafta hakemden şikayet etme imkanı oluyor her hafta. Başarıda başarısızlıkta hakemleri günah keçisi ilan etme şansı oluyor. Şimdi bakın ben çok fazla yurt dışında da yabancı ligleri seyrediyorum. Hatta bazı çok önemli maçlarda Premier ligde mesela ciddi hakem hataları oluyor veya hakem yorumlarında çünkü bu biraz da yorum işi. Gerçi yorumu. Bu dijital ortamda biraz daha ortadan kaldırmaya çalışıyorlar ama e, maçtan sonra kaybeden teknik direktörün demecini seyrediyorum. Hakemle ilgili çok ufak bir yorum yaparak konuyu kapatıyor ve önümüzdeki haftaya bakacağız diyor. E, şimdi bu ortamda tabii bizde hakemler de çok sık baskı altında çıkıyorlar. E, daha e, Hakem ataması yapıldıktan sonra yani Gergin. maça daha birkaç gün kala hakem üzerinde baskı kurma, hakeme etkileme çalışmaları başlıyor iki taraftan da. Yani şampiyonla oynayan takım veya rakip rakibi tarafından da, iki tarafın taraftarları tarafından da baskı başlıyor. İyi. Bu insanların nasıl baskı altında olmadan hür fikirleriyle maç yönetmesini bekleyebilirsiniz? Peki şimdi Süper Lig'i de takip ediyorum dediniz her takımın özellikle üç büyüklerin, dört büyüklerin e, hakemlerle ilgili serzenişleri var. En haklı hangi takımı kulübü görüyorsunuz ya da yöneticilerini hakem konusunda? Kimse haklı görmüyorum. Kimse haklı görmüyorum. Ee, şöyle bir örnek vereyim size. Ben başkanlık olduğuna Beşiktaş bizi inanı yani şimdi Vodafone Tüpraş. Tüpraş şimdi de Tüpraş oldu. Bizim için eskiler için İnönü Stadyumu. İnönü, İnönü Stadyumu da e, mağlup etti. Orada da hakem hataları olabi, ol, diye söylenebilecek pozisyonlar vardı. Hatta biz iyi oynamazken bir 0 öne geçtik. Sonra iki bir yenilik yanlış hatırlamıyorsam. Maçtan sonra bizim basın sözcüsü olan yönetim kurulu üyesi arkadaşımıza 5 tebrik etmesini istedim galibiyetinden dolayı. Neden? Çünkü o gün hakikaten biz kazanabilirdik maçı. Fakat hakem hatasına da bahane olarak başvurabilirdik. Ama o gün için takım içinde takımın nasıl daha iyi performans göstereceğini ve o maç içinde yaptığımız hataların analizi daha önemliydi. O zaman siz hakeme baş hakem konusuna başvurduğunuz zaman ki her maçta başvurulabilir. Yani bir pozisyon çıkar, iki pozisyon çıkar. Ee, o zaman ne oluyor? Takım içerisindeki e, düzeltmeniz gereken şeylere daha az konsantre olabiliyorsunuz. Oyuncularınızın yaptığı hatalara, oyuncu da diyor ki, oyuncular da inanıyor tabii. Evet, biz hakem hatası ile ilgilik. Yani bir takım her hafta hakem hatasıyla veya her puan kaybını hakem hatasıyla yapabilir mi? Yani bir yerde kendine de bakman lazım. Dolayısıyla iç muhasebeyi yapmak için ilk daha önemli hakem hatasında Gerçekten çok canı yalan takımlar oluyor. Operasyonlar da yapıldığını düşünüyorum özellikle. Ee, ben şöyle, hakem camiası içerisinde bir yapı olduğunu inanıyorum. Ee, bu yapının daha da fazla, şampiyonluğa giden takımlardan daha fazla e, futbola, Küme düşen takımlar, alt sıralarda olan takımlar, ikinci ve üçüncü ligdeki diğer liglerdeki takımlara daha maçlarına daha fazla etki ve müdahale ettiklerini düşünüyorum. Ee, ve burada e, yapılması gereken tamam… Bu arada tabii kurunun yanında yaş da yanıyor. Şimdi biz hakem dediğimiz zaman sıfır hakem müessesine saygı kalmadı artık. Yani iyi hakemde, kötü hakemde. Aynı değerleniyor. Üzerine o hakem üniformasını giyen herkese kötü muamele yapılıyor. Evet. Halbuki bu te, burada çok düzgün insanlar var, çok iyi niyetli insanlar var. E, tabii bu sistemde herkesi kötüleyince iyiler de bu sefer bozulmaya başlıyor. Koruyamıyorsunuz. Yani maalesef şu anda mesela nasıl bazı diyoruz futbolda Türk iyi oyuncularımızı koruyalım. İyi hakemleri de koruma kabiliyeti göstermek lazım. Hepsini yakmaktan ziyade. Bunu da federasyonu yapması lazım. Yani bütün hakemlerin hepsinin kötü olma ihtimali yok. Yani alt liglerde çok daha fazla bizim görmediğimiz bir gündeme yani gelmeyen hata oluyor. Bazen bağırıyorlar sesleri çıkmıyor. Yani bugün küme düşme mücadelelerinde veya ikincilikten birinci lige çıkma veya ikincilikten ama üçüncü lige, ondan sonra amatör lige düşme mücadelelerinde olan hakem hataları hiç gündeme gelmiyor. Orada daha çok kötü daha kötü şeyler oluyor. dolayısıyla bu sistemin tamamen elden geçmesi. Bizim zamanında bizim görev yaptığımız dönem federasyon yurt dışından bir danışman getirmişti. Kulüpler Birliği olarak oturduk. ve dedik ki çok kıymetli bir danışmandı. Daha önce başka liglerde de bu hakem sistemini toparlamış, düzeltmiş bir danışma. danışman danışman çalıştı biraz. Sonra bizim federasyonla kulüpler bir araya geldik. Hı hı. E, o danışmanın birinci söylediği laf şuydu. Hakemlik sistemini düzen, hakem sistemini Türkiye'de düzelmesini istiyoruz ama hiçbiriniz memnun olmayacaksınız. Dedi. Şaşırdık biz ya. Biz zaten memnun değiliz. Niye memnun olmayacağımız bir düzeni yapıyoruz? Dedi ki çünkü dedi hiçbirinize avantaj sağlayacak bir hakem hatası olmayacak çok keskin bir cümle. Hepiniz memnun olmayacaksınız. Sert. Çünkü hakemi baskı altına alamayacaksınız. Hakemlerden sizin maçlarınızda hiç beklemediğiniz cesur kararlar çıkacak ve bundan hiçbiriniz memnun olmayacaksınız. Daha önce hakemlik sistemini düzelttiğimiz ülkelerin hepsinde kulüpler şikayet etmeye devam etti. Çünkü artık hakemler e baskı altında olmadan her maçta standart benzer kararları vererek doğru yolda ilerledikleri için bahane olarak kullanılamadıkları için de kulüpler memnun olmadılar dedi. Şimdi bu böyle bir şey. Onun için yani burada federasyonun da yani görev yapan federasyonların da hakemlik müessesesini koruması lazım. Ya hakem çok önemli bir şey. Neden? E, futbolun kalitesini yükseltiyor. Yani e, iyi hakem cesur. Kuralları uygulayabilen, kendini geliştiren... Var mı böyle bir hakem şu anda hali hazırda? Ya da şöyle sorayım, olumsuzunu sormayayım, olumlusunu sorayım. Ee, yönetimini beğendiğiniz bir hakem var mı? Sizin döneminizde, yani başkanlık yaptığınız dönemde de olabilir, şu anda da olabilir, bu sezonda da olabilir. Cesur yani, kararlarına veren, doğru yöneten. Yani bunun var tabii. Yani düzgün maçını yöneten hakemler ama... Şimdi bir hakem sezon içerisinde atıyorum 10 maç yönetiyor. 9'unu iyi yönetmiş. Bir maçta değerlendirme hatası yapmış veya formda olmadığı için bir maçta birkaç hata yapmış. İki takım lehine de olabilir. Bazen bakıyorsunuz maçta. Yani şimdi kaybeden takım kendi pozisyonlarını söylüyor ama kazanan takım lehine de böyle aleyhine de pozisyonlar olmuş. E şimdi bu ortalık yangın yeri oluyor. Ee, öbür dokuz yönettiği maçı çöpe atıyorsunuz, iyi yönettiği. Onunla değerlendiriyor. Onunla değerlendiriyor. Adamın da ismi afişe oluyor. Bu sefer onun da bir sonraki yöneticiye iyi 9 maçı da çöpe atıyorsunuz. Hı hı. Yani böyle bir sorun var. Bunun çok ölçüde bir kriterleri var. Yani pozisyon pozisyon değil ama işte biliyorsunuz ülkemizde en büyük sıkıntı top oy oyunda ne kadar kaldı, ne kadar... Yani bizim Avrupa'da zorlanmamızın... Fiziksel olarak da zorlanmamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi biz çok yavaş durduruyoruz oyunu. Çok yavaş bir lig oynuyoruz. Top oyunda çok az kalıyor. E, oyuncularımız da bunu bildiği için yabancı oyuncular da bunu uyup normalde Avrupa'da faal verilmeyen birçok pozisyonda faal almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla seyirci gerçek futboldan izlemesi gereken futboldan belki 15-20 dakika daha az futbol seyrediyor. Avrupa'ya çıkıyorsunuz. Orada oynatma niyeti olan bir hakem, oynama niyeti olan bir oyuncu. Faal almak isteyen oyuncuya kanıp faal vermeyen standart oluyor çünkü. Faal almak isteyen oyuncu kendini atınca e, faal vermek bir standart oluyor. Her maçta da o standart uygulanması. Ya da yerde gibi. biraz daha fazla Aynen. zaman geçirince hakem yani acaba Avrupa'da yanlış ne oluyor? Normal ülkenizde oynadığınız zaman daha tempolu ve daha uzun bir maç oynamak zorunda kalıyorsunuz. Eğer fizik çünkü şey ligi, de liginizde oynadığınız Kuvvetli ve iyi müsabakalar kadar güçlenebiliyorsunuz. O da, o sebeple de Avrupa'da çok bunun bence etkisi gözüküyor. E, ama dediğim gibi hakem yani bence hakem konusunda hakemler kadar kulüpler ve federasyonlar da suçlu. Peki. Sondan başlayayım aslında döneminizle ilgili çok soru var. Fanusun içinde de çok fazla soru Eyvah. var. Tahmin edersiniz ki ee, yeniden aktif olarak Galatasaray'da yönetici olmayı, başkanlığa adaylığınızı koymayı düşünüyor musunuz ilerleyen zamanlarda? Var mı böyle bir projeniz? Hayır, düşünmüyorum. Ee, yani ben e, biraz önce program öncesinde size sohbet ediyorduk. ben 24 yaşından beri yani çok 18 yaşından beri Galatasaray'ın içindeyim. 24 yaşından beri de yönetici olarak Galatasaray'a hizmet etme fırsatı buldum. Çok da severek yaptım. Başkanlık da nasip oldu. Orada da hizmet etme fırsatı buldum. Bana yani bana göre çok da Galatasaray'a faydalı işler de yaptım. Bu benim için bir hizmet etme vesilesiydi. Fakat gördüğüm bu ortamda bundan sonra Galatasaray siyasetinde olmayı düşünmüyorum. Çünkü hakikaten çok benim ilk asayide yöneticilik yaptığım ve içinde yetiştiğim camiayla bugün geldiğimiz noktada ve sporun geldiği noktalar arasında çok fark var. Siyasetinde olmayınca olmayacağım. Dolayısıyla siyasette olmayınca aday adayda olmayacağım demek oluyor. Peki. Şimdi çok fazla konuşulan, tartışılan sonrasında tabii görevinizden ayrıldıktan sonra bir konu vardı. İbra edilmeme konusu. Sayın Elmas, neden ibra edilmediniz sizce? 9 aylık bir başkanlık süreciniz var. Bir sene bıraktığımızda bir sene olmuştu. Onun 9. ayında İbra e, toplantısı. Yani birçok sebebi olabilir ama baş sebebi futboldaki başarısızlık. Yani o gün, o sene hakikaten çok kötü bir sezon geçirdik. O sezon kötü, geçirdiğimiz kötü sezonu toparlamak için e, veya sonraki sezona o sezon panik olarak Galatasarayın geleceğiyle ilgili yanlış kararlar almak yerine önümüzdeki sezon daha kuvvetli olabilmek adına bir takım hamleler yaptık. Fakat o sezon futbolu iyi gitmedi. Onun dışında çok iyi yapılan şeyler var. Yani örneğin bizim dönemimizde yapılan işlerle Galatasaray'a yaklaşık 450 milyon dolar civarında bir kaynak yaratıldı. İşte oyuncular, oyuncu satışları, Florya arazisinin satın alınmasıyla ilgili ilk görüşmeler, uzun zamandır izni alınamayan reklam anlaşmaları vesaire. Bir de biz çok zor bir seçimden kazanarak çıktık. Yani 5 adaylı, daha siyasetinde güçlü olan herkesin karşı tarafta bir şekilde yer aldığı bir seçimden çıktık. Kaybedince tabii… E, bütün o kaybeden arkadaşlar bizim yaptığımız her şeyi e, e, mercek altında tutup konu, ayrı ayrı birleşerek de değil konuşmaya başladılar. E, bir ara iş yapamaz hale geldik. Tabi e, tabii şeyde de e, İbra oylamasında da e, bir takım organizasyonlar yapıldı. Biliyorsunuz bizim İbra oylamamız Galatasaray tarihinin hatta belki Türkiye tarihinin en uzun oylaması oldu kasıtlı olarak sabaha kadar uzatıldı. Bunu yapanların bazıları şimdi yönetimlerdeler. Bazıları şu anda işte konuşuyorlar. Bir organizasyon, o da organizasyon. Tabii çok kişi sabah 10'da bitti. Bir, bir önceki gün sabah 10'da başladı. Birçok kişi gitmişti. Özellikle biliyorsunuz ibra etmemek üzere kalanlar daha motive oluyorlar. Ama ibra etmek için orada olacak birçok kişi işte kimi seyahat başka yerlerden geldi döndü. Kimin çoluğu çocuğu evde bekliyor. Görevini tamamlayamadı çünkü evet. sabah 10'a kadar bekleyemedi. Normalde en geç 12'de gece biten, bitecek düşünürken sabah 10'a kadar uzatıldı. Ee, yani bir orada siyasi ama ana sebep e, futbolun iyi gitmemesi kullanıldı. E, yapacak da bir şey yok. Bu siyasettir. E, biz de Galatasaray demokrasisi gereği seçim yaptık. Madem böyle bir karar çıktı, bazı çünkü bizden önce e, yani bize bir o zaman idari ve mali ibra vardı. Hı hı. E, mali olarak ibra olduk, idari olarak e, ibrasızlık çıktı. E, daha önce idari ibrasızlık çıkan e, başka başkan ve yönetimler bu idari ibrasızlığı mahkemeye götürüp e, görevde kalmayı tercih ettiler. E, biz orada Galatasaray demokrasisini sekteye uğratmamak için. Oradan çıkan karara saygı duyduk. Arada birçok şey oldu. Onlar bende saklı. Kimseye zarar vermemek için anlatmıyorum ama sonuçta bu bir hizmet yarışı. Dolayısıyla orada istenen oysa sonucu e, kabul ettik ve devam ettik. Peki e, futboldaki başarısızlık sebebiyle ibra edilmedi dediniz. Neyi yanlış yaptığınızı düşünüyorsunuz? Şimdi bugün dönüp baktığınızda. Yani verdiğiniz kararlarla ilgili. Dönem Dönemsel olarak e, baktığımız zaman e, bir kere elimizde, e, o zaman yabancı sınırı biliyorsunuz vardı ve bir daha düşecekti. Elimizde kontratlı, yüksek miktarda ücret alan ve son senesinde olan, artık kariyerinde de belli bir yere gelmiş, e, önümüzdeki senelerde Galatasaray'ın faydalanmayı düşünmediği çok fazla oyuncu vardı. Şimdi oyuncularla kontratlarını fes etmek istedik. Onlar dediler ki ya kariyerimizin bu aşamasında verilen bu yüksek ücretleri başka kulüplerden almamız veya tekrar almamız mümkün değil. Dolayısıyla onlar da haklı olarak çıkmak istemediler. E şimdi onlara fesi edip, ücretini verip üstüne yollamak da Galatasaray'a ciddi bir mali yük getireceği için sezon sonunu e, bekledik. Hatta, hatta ciddi bir yabancı sayısında ve bütçede açık, açık yani pozitif anlamda bir sonraki sezon için avantaj sağlayıcı hamleler yaptık. E, ya futbolda başarısız olabilirsiniz. Her zaman tutmayabilir. Ama o sezon olmaması gereken yani şimdi Galatasaray'ın e, Avrupa'da başarılı gittiği, gruptan zor takımlar lider çıktığı bir yerde e, gelip Türkiye'de 6. 7. olması ve bu kadar maç kazanamaması normal değil demek ki takım içerisinde Teknik olarak, taktik olarak da bir takım sıkıntılar Bu da normaldir, olabilir. En iyi teknik direktörler, en iyi bazen kimya tutmaz, motivay olamazlar. Olmadı. Devre arası bir değişikliğe gittik. Hı hı. E, devre arası da aslında o sene için değil, önümüzdeki sene için hareket etmemiş. Çünkü biz devre arasına geldiğimiz zaman hem Lig hem de Kupa hedefimizden uzaklaşmıştık maalesef. Çok erken uzaklaşmıştık. Yani devre arasına geldiğimiz zaman hem Türkiye Kupası bitmişti hem Lig bitmişti bizim için. E dedik ki ondan sonra panik transferleri yapacağımıza, panik hareketleri yapacağımıza önümüzdeki sene daha nasıl kuvvetlenir? Çünkü önümüzdeki sene biz biliyorduk bir takım bu oyuncuların yerine getireceğimiz oyuncularla, açılan ücret bütçesiyle alacağımız yeni oyuncularla çok daha kuvvetli bir takım olabilir. O zaman da birinci sezonunda olan yetenekli oyuncular da almıştık. İşte ilk sezonunda olan, o zaman şöyle bir hedefimiz vardı, genç ve yani bizim elimizde yaşı ileri olan tecrübeli oyuncu kategorisinde sene sonu kontratı bitecek oyuncularımız var hı hı. ama genç oyuncu buraya koyup Ümit milli takımdan A milli takımlarına ülkelerinde çıkmakta olan veya çıkma aşamasında olan oyuncular alalım bunlar da e, sezon sonu bu boşalan yerlere yapacağımız düzgün transferleri ilerlesinler o bölüm bence tuttu e, hepsi aynı şekilde tutmayabilir ama işte Saşa Boy e, Berkan Barış Alper. Barış Alper, Nelson, Nelson, Nelson e, tuttu. E, bence biraz sabredilseydi belki diğer işte iki tane Roman oyuncumuz en az bir tanesi de başarılı olabilirdi. Ama dediğim gibi orada başarı sağladık. E, sezon bu arada da işte devre arası da özellikle yabancı kontajını doldurmamak adına e, çünkü o sonra değişti ama biliyorsunuz 3 Türk oyuncu zorunluluğundan 4 Türk oyuncu hı hı. zorunluluğuna çıkacak. Dolayısıyla bir yabancı sayısı da azalacaktı. Az Devre transfer yapmak yerine kiralık oyunculara e, yöneldik. Bir tek gomesi aldık. E, o da serbest. O da çok büyük katkı yaptı. Ertesi sezon şampiyonunun ilk döneminde de çok büyük katkılar yaptı. E, ve o zaman biliyorsunuz dünyanın en iyi sportif direktörlerinden biri olan Luis Campos'la anlaşmıştık. Şimdi Paris Saint Germain'in başında. Onunla da bir önümüzdeki sezon için yani bir takım planlar yaptık. E, fakat dediğim gibi Galatasaray e, demokrasisi içerisinde bunları gerçekleştirme ondan sonraki sezon imkanımız olmadı. E, sonra Dursun Başkan kazandı. E, sevgili Erdem Timur da geldi. O da çok başarılı işler yaptı. Yani biz, bizim sağladığımız ücret bütçesi boşluğunu doğru şekilde doldurdu yabancı sayısında yarattığımız açıklığı doğru buldu. Okan Hoca çok başarılı oldu. Okan Icardi Hoca, transferi. İkari transferi çok başarılı oldu. Ee, yani doğru bir kadro yapılanması yaptılar. Okan Hoca da Okan Hoca da çok pozitif anlamda çok etki etti. Yani bir kere oynattığı oyun benim çok hoşuma gidiyor. Yani bakarsanız şimdi biz çok uzun süre yan pas geri pas yan pas geri pas şikayet ediyoruz. Dünyada da birçok ülkede bunlar başka. E şimdi aslında Galatasaray çok güzel göze hoş gelen, puan kaybetse de devamlı baskı ön alan baskısı yapan hücumu zenginliği olan, hatta daha da önemlisi oyuncuların da oynamaktan zevk aldığı bir sistemle oynuyor. E bu arada da Okan Hocanın bence yaptığı bir e önemli şey de çok fazla yıldız isim geldi. Evet. E doğru yönetebildiğini bir görüyoruz. bir kısmı da yedek oturmak zorunda kaldı şimdi bu oyuncuları beraber oynatıp mutlu etmek, bazen de o oyuncuları mutlu edebilmek adına fazla kadroda oynama yapmak zorunda kaldığı maçlar da oldu. Yani bazen pozisyon değişiklikleri yaptı, devre arasında bir anda yapma, devre işte 70 dakikalarda yapması, normalde belki yapmak istemeyeceği değişiklikleri oyunculara da sıra vermek için yaptı. Yani geniş bir kadroyu çok uygun şekilde kullandı. çok da önemli bir şey yapıldı o sene. 3 elemeden geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalındı. O sene Şampiyonlar Ligi'ne büyük bir riskti. Biraz hani bu işte futbolda hani biliyorsunuz tavla hikayesi var ya, satranç tavla farkı. Hani bu da hayattır ama bir zar var. Ee, zar da iyi geldi. 3 elemeden başarılı da olundu. Ee, ve oradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalındı. Ee, geldiğimiz zaman, geldiğimiz şu anda da bence zaten kadro olarak diğer takımlarla yani çok şikayet eden diğer takımlar ama çok büyük kalite farkı var. Peki şimdi e, soracağım çok fazla soru var. Erden Timur, Dursun Özbek dediniz. O soruyu sonraya saklıyorum ama e, önceki cümlelerinizden bir virgül koymak istiyorum. Yol ayrımına gittiğimiz isimler oldu. Kadroyu yenilemek istedik, stratejimizi değiştirmek istedik dediniz. E, yol ayrımına gittiğiniz isimlerden biri de Sayın Fatih Terim'di. Hı hı. E, bugün mesela tekrar geriye dönseniz yine yol ayrımına gider miydiniz ve bu yol ayrımını gidiş sürecinde aldığınız karar şahsi bir karar mıydı yoksa yönetim kuruluyla birlikte aldığınız karar mıydı? Ya da Fatih Terim'le çok mu fazla fikir ayrılığı yaşıyordunuz? Birinci sorunuza geleyim. Ee, birçok kişinin hata olarak telendirebileceği fakat bence doğrusu olan şekilde ben birçok kararı başkanlığım döneminde aldım. Çok demokrat aldım. Çünkü şöyle düşündüm aldığım önemli kararlar sadece ben değil yönetim kurulundaki arkadaşlarımı da etkiliyor. Hı hı. Hem onların e, kamuoyundaki algısını hem arkadaşları tarafından dolayısıyla eleştirilmesini. Bütün aldığım kararlarda, önemli kararlarda yönetim kurulunun arkadaşlarımızın ortak oyu veya çoğunluk oyuyla aldım. Hı hı. E, şimdi ben özellikle değiştiremeyen, Galatasaray'a faydası olmayan konuları yani geleceğine faydası olmayan konuları konuşmak istemiyorum. Dolayısıyla öyle bir dönem yaşandı, bitti. Haklı haksız, eleştireni var. Şimdi bana teşekkür eden de çok arkadaş var. Sonra gelip özür dileyen birçok Galatasaray Spor Kulübü üyesi de var. Hala eleştirenler de var, olabilir bu işin içinde. Ee, yani dolayısıyla o gün yaptığım şeylerden değiştireceğim az şey var. Hı hı. O gün o şartlarda o kararı aldığım zaman e, o kararı ben şahsen Galatasaray için aldım. Hı hı. E, o kararı almadan o ve benzeri kararları. Birçok karar. Sadece o karar değil. E, bana çok söyleyen oldu. Ya bu siyasi olarak seni zorlar. Ben dedim ki ben başkanlığa aday olurken hep Galatasaray'ı düşünerek doğrusunu yapmak istedim. Hiçbir zaman kendi siyasi bekam Galatasaray'daki daha iyi olsun diye bir karar almadım. Ee, ve bugün de Galatasaray için doğru olduğunu düşündüm. Kendim için değil, Galatasaray için doğru olduğunu düşündüm, karar alacağım dedim. Ee, bir daha hiçbir zaman aday olmayı düşünmüyorum, olmayacağım da. Ama e, o zaman, bu aklımla o güne geçsem yine Galatasaray için popülist bir karar değil, Galatasaray için geleceğe uygun olan kararı almayı tercih ederim. Bir değişiklik olmaz. Bu Eleştirelim de, doğru bulalım bir. Ama bu demek değildir ki bu hocanın yani şimdi bakın bugün dünyada e, çok başarılı hocalar var. Yani işte hepimizin bildiği 10 tane hoca var. Bazen yani hocalık, teknik direktörlük de zor, futbolculuk da zor. Şimdi eğer her hoca her takımda her sene başarılı olsaydı her takımın başında 25 sene aynı hoca olurdu. Yani bazen o sezon olmuyor, hoca formda olmayabilir, yönetimle anlaşamayabilir, oyuncu kadrosu olmayabilir. Geleceğe dönük, bir de futbolda çok değişti. Bakın bugün yeni tek, yeni bir e, teknik direktör dalgası var futbolda. Yani bugün işte bu Klopp, Guardiola, işte e, genç hocalar e, daha detay analizle oyunu değiştirerek e, farklı şekilde e, oyun değerlendiriyorlar. E, Futbol hızı değişiyor, gereklilikler hızlı değişiyor. Bazen yapı uymayabilir. Bu o kararı aldığınız teknik direktörün veya oyuncunun oyuncuyla da ilgili göndermek yani yollara ayırma kararı alabilirsiniz. E, Kalitesi ile ilgili bir sorun olmayabilir. E, dolayısıyla o an için o kulüp için en uygun gördüğünüz karar neyse onu alacaksınız. Bizde ama maalesef e, işte şöyle bir farklılık var. Hoca, Fatih Hoca'nın kulüp içi siyasi kuvveti de olduğu için yani bu karar siyaseti de etki ediyor. Normalde çok sağlıksız bir yapı ama bir Galatasaray gerçeği. Fatih Hoca kulüpte çok sevilen ve e, kulüp içerisinde çok arkadaşı, dostu, üyeler tarafından da desteği olduğu için e, aslında normal basit olması gereken bir teknik direktör getirme veya teknik direktörle yollara ayırma kararı siyasi bir sonuç doğuruyor. Çok sağlıklı değil ama daha sayın gerçeği bu. Yapacak da bir şey yok. Kırgınlık var mı aranızda Sayın Tarım'da? Görüşüyor musunuz? Ben görüşmedim. Bir kere karşılaştım. Bir Kemerburgaz testinin açılış töreninde karşılaştım. O günden sonra bir daha konuşmadım. Selamlaşmış mıydınız? Ben zoraki selamlaştık. Hı. Bir daha konuşmadık. Yani benim şahsi problemim yok ama sonrasında bir takım olaylar oldu. Yani sonrasında olan olaylarla ilgili e, e, yani şey e, bir daha konuşmadık. Peki bizi izliyorsa sevgilerimizi gönderelim. E, şimdi baktığımız zaman Erden Timur, e, Dursun Özbek dediniz. Sizin, sizden sonra gelen başkan Dursun Özbek'ti. Öncesi Mustafa Cengiz'di. Rahmetli analım kendisini de. Evet. E, Dursun Özbek'i ibra ettiniz mi? Ettim. Yani şöyle bir kere İbra olayı bizden sonra, bizde yaşanan o travmadan sonra bir tüzük değişikliği var. Değişti. İdari İbra ortadan kalktı. Ee, o zaman idari ve mali ibrasızlık vardı. Ee, ben hiçbir zaman mali ibrasızlık vermedim. Çünkü mali ibrasızlık daha ölçülebilir bir şey. Yani rakamlar belli. İşte ee, işte bir rakamlarda bir hata olduysa, bütçe tutmadıysa veya maddi Galatasaray'ın geleceğini etkileyecek çok ciddi hatalar yapılmadıysa mali olarak ibra etmek lazım. Hiçbir zaman mali ibrasızlık vermedim. İdari ibrasızlık verdiğim dönemler başkanlık öncesi oldu. Ee, onun sebepleri de Galatasaray'ın bir kültürüne aykırı şeyler yapılıyor olması veya Galatasaray'ın geleceğini etkileyecek yanlışlar yapılıyor olmasına ilgili düşüncelerimdi. Dolayısıyla şimdi o kalktı. Mali İbra bir tek var. Mali ibrasızlık için de herhangi bir sebep yoktu. Hı hı. Bir de biliyorsunuz seçim süresi iki seneye indi artık. Eskiden üç seneydi. Gerçi Galatasaray camiası bir seneden fazla dayanamıyor. Aslında Mali ve idari ibrasızlık olduğu her sene Galatasaray'da seçim var demek. Çünkü istediğiniz zaman idari İbrasızlık için organize olabiliyorsunuz. Organize oluyor bir gruplar ve işte sabah kadar da sürdürülen genel kurulu organize edince e, yönetimi seçime zorlayabiliyorsunuz. Yani bazı yönetimler bunu kabul etmiyorlar, devam ediyorlar. Biz kabul ettik. Dursun Başkan'ın da iki ibrasında da e, ibra ettim. Erdem Timur, Dursun Özbek ve Galatasaray üçgeninde e, en zararlı çıkan taraf hangi tarafta sizce? Şimdi ben Erden, Erden Tümur çok severim. Ee, beraber de çalıştık. Hatta Erden, e, Erden Galatasaray siyasetine girmemek için çok direndi. E, haklı olarak da direndi. Şimdi geldiğimiz e, şeyde de, resimde de e, belki girmesem bu Galatasaray siyasetine e, dışarıdan hizmet etmeye çalışsam çok daha iyi olur diye düşünüyor olabilir. Hmm. Ee, Erden çok vizyoner, çok iyi gazetaylı bir arkadaş, arkadaşımız benim de kardeşim. Ee, çok başarılı hizmetleri oldu. Ee, ama dediğim gibi artık bir çok kıskançlık oluyor. Yani şimdi her çok güçlü bir konumlara konuma geldiğiniz zaman başarı diyorum ya bizde futbolda başarısızlık olduğu için çok eleştirildik ve onu kullanarak İbra ibrahsızlık kararını aldırmaya yapılan birçok pozitif şeye rağmen zorlandı. Bir takım operasyonlar yapıldı. Şimdi burada futbolda başarıya rağmen de yapıldı. Dedikodular çıkıyor. Sevmeyen, o pozisyonda olmak isteyen arkadaşlar, Erdem Timur'un gelmiş olduğu pozisyonda o orada ben niye orada değilim diyen insanlar oluyor. Onlar dedikodular başlatıyorlar. Ee, ve e, Erden Aksız olarak o konularda çok eleştirildi. Ee, bence ikisi de yıpranarak çıkmadı. Ama şöyle bir görüntü var. Futbol iyi gittiği müddetçe problemler halının altına süpürülüyor. Ee, şu anda öyle bir durum var. Erden bence çok başarılı bir dönem geçirdi. Bizim dönemimizde de e, ben hem gayrimenkuller konusunda çünkü tecrübesinden faydalandım. Hem de basketbolda çok e, güzel bir birliktelik yapmıştık. Orada basketbola ayırıp Diğer amatör şubelere de, amatör değil artık ama diğer şubelere de heyecanlı bir sistem kurma çabası dedik. O sene uzun süre sonra basketbolda biz e, ilk üçe girdik. Hatta neredeyse finale çıkıyorduk. Hı hı. Diğer takımların harcadığı bütçenin altıda biriyle neredeyse. E, Dursun Başkan Belki ilk dönem tecrübesi sebebiyle veya yani ilk döneminde de çok kendisi de söyledi. Çok öğrenmiş olarak tekrar aday oldu. Çok geniş tabanlı bir koalisyon yaptı. Aynı Okan Hoca'nın bu kadar yıldızı ve bu kadar büyük bir oyuncu grubunu yönetmesinin zor olduğu gibi böyle geniş tabanlı Galatasaray için siyasetinde Böyle geniş tabanlı bir e, ekibi yönetmek kolay değil. Herkesin kendi hedefleri, kendi egoları, kendi arzuları var. E, bunları cevaplamak, bunları herkesi mutlu etmek kolay değil. Sanırım Erden'le orada e, fikir ayrılığına düştüler. Sonuçta bence yani dolsun. Başkan zaten bu işten keyif alıyor, yapmaya devam et, etmek istediğini görüyorum. Ama Erden Galatasaray'da çok uzun süresi hem yaşa itibariyle hem de tecrübe edindiği tecrübe hem de başarısı sebebiyle çok uzun süre hizmet edecek bir arkadaşımız. Bence ikisi de buradan yıpranarak çıkmadı. Ee, yani Gönül isterdi ki tabii devam etse, Erden devam etseydi. Yani çünkü orada e, bu tür görevlerde Galatasaray'da güvendiğimiz, Galatasaraylıların güvendiği, sevdiği insanların olması Galatasaray üyelerinin için rahatlatır. Tabii ki. Ee, o bakımdan bence ikisi de yıpranmadı. Şu anda futbolu iyi gittiği için başkan da yıpranmadı. Erden de başarısıyla zaten çok seviliyor. O da belki kafasını dinler biraz. Bu işler tecrübe işi biliyorsunuz. Yeniden sizce dahil olabilir mi yönetime? Onu bilmiyorum. Kendisine sormak lazım. Yani bir kere işte ben başkanlığı bıraktım ama Galatasaraylıyım. Bu kimse benden alamaz. Taraftarlarla aranız nasıl? İlişkiniz? Taraftarla ilgili kimi kastettiğiniz önemli. Yani şimdi bazı Galatasaray'ın iç, iç meselelerini çok iyi bilen, Galatasaray'da o olanları bilen taraftarlar var. Hı hı. Bir de dışarıdan maç seyrederek sadece Galatasaray'ın futbol sonuçlarıyla değerlendiren bir taraftar grubu var. E, Valla şu ana kadar hani biz başkanken tabii başkanken ben e, hakaret edenler vesaire çok oldu ama pozitif olarak daha çok tepki aldım. Ee, bazen enteresan bir şey oluyor. mesela ben çok dava açmıyorum benim dönemde de üyeler arasında da hani eleştiri sınırlarını aşan kişiler oldu hiçbir disipline vermemeyi tercih ettim. Ee, öyle bir insan değilim. Ee, ama işte bazen bu avukatım hani çok terbiyesiz yazılar yazan kişilere bazen dava açıyor dava sonunda da dilekçesi geldiği zaman oturduğu yeri ve yaşını görüyorsunuz. Bakıyorsunuz 13 yaşında bir çocuk. 15 yaşında bir çocuk. Maalesef. Şimdi o genç yani bizim biz onların yaşına taraftarken hani hem Galatasaray'ı eleştirme başkana böyle hakaret etme falan şeyi haddini bırakın. Yani biz sonuna kadar kulübü desteklerdik. Onlar başka bir yere evlenmişler. Yeni gençlik, yeni şey. Onlar başka türlü düşünüyor olabilir. Ee, eleştiri, yani dediğim gibi eleştiri açık olmak lazım. Buraya geldiğiniz zaman böyle pozisyona. Çünkü herkes memnun olabilir veya herkes aldığı bilgiyle hareket ediyor olabilir. Hı hı. Çünkü her zaman doğru bilgi alamıyorsunuz. Orada bir karar alıyorsunuz. Başkanın en büyük sıkıntısı şudur. 360 derece bütün bilgiye hakimsiniz. Burada alacağınız belli bir açıyı memnun edecek kararın diğer açılarda kulübe çok büyük zararı olabilir. Ama bazen taraftar sadece o açıyı görüyor olabilir. Ya da görmek istiyor olabilir. Aynen öyle. E, dolayısıyla yani ama şu anda sokağa çıktığım zaman bazen ben yani çok pozitif zaten negatif düşünenler herhalde yanıma gelmiyordur. Belki de. E, ama pozitif düşünenlerle e, çok sık konuşuyoruz. Çok sorun var ama zamanımızın yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Biraz sonra Fanus'un içindeki birkaç soruyu zamanımıza el verdiğince size yönelteceğim. Son soru olsun. Ezeli rakiplerinizden de bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. ama son zamanlarda genelde işte Dursun Özbek, Ali Koç arasında açıklamalar ve tartışmalar gündemdeydi. O yerine biraz daha Acun Alıcalı ve Sayın Hatipoğlu'na bıraktı. Siz şu anda Galatasaray'ın başkanı olsaydınız Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Sayın Hasan Arat'la ilişkiniz aranız nasıl olurdu? Camiye olarak soruyorum ya da şahsi olarak cevaplayabilirsiniz. Şimdi benim çok fazla eleştirildiğim konulardan bir tanesi benim çok fazla farklı takımda tutan arkadaşlarım var. Aramızda da çok kulüplerle ilgili şakalaşırız. Yani onlar... Bana sallarlar yenildiğimiz zaman. Ben onları... Ama aslında olması gereken şey ha, bu fakat, değil mi? Fakat şöyle, onların kulüpleriyle ilgili söyleyeceğim konularda onları rencide edecek veya camialarını rencide edecek sözlerden kaçınırım. E, çünkü neden? Siz birbirinizi mutlu etmek veya mutsuz etmek adına rakip taraftarlar, rakip camia hakkında bir şey söylediğiniz zaman camialar ondan rencide oluyorlar. Hı hı. Siz tatma, şimdi ve onlar silinmiyor. Şimdi Galatasaray ile Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında son dönemde yaşanan yapılan kişilerin yaptığı söylemler ve eylemler önümüzdeki 15-20 sene arasındaki camia ilişkilerini etki edecek. Ve bunları siz affetmek isteseniz de camia affetmez. Silinmiyor. Silinmez. Şimdi son zamanlarda Galatasaray başarılı olduğu için ve hak ederek de başarılı oldu. Diğer camialardan, Beşiktaş için aynı şeyi söylemeyeceğim. Çünkü Hasan Başkan yeni geldi. O da bir gördüğüm kadarıyla yeni bir söylem getirmek istiyor. İşte ne kadar dayanabilir bilemiyorum. Ama özellikle Fenerbahçe tarafından Galatasaray çok rencide edici yanlış sözler söylendi. belki onların da altın, baskı altında oldukları için söylendi. E, tabii siz de cevap vermeden duramıyorsunuz ama işte bu kavgadan uzun süre devam edecek bir camialar arası polemik yaratıyorsunuz. E, kime faydası var? İşte basına faydası var. Tiraj alıyorsunuz veya izlenme alıyorsunuz. O kavga olduğu için. Çünkü halk onu izlemek istiyor, seviyor, hoşuna gidiyor. Daha, e, yani ona faydası var ama camialara faydası var mı? Yok. Peki sizce rencide eden söylemler vardı Fenerbahçe camiasından dediniz. En rencide edici söylem neydi? Galatasaray'a karşı Fenerbahçe camiasından? Ya o kadar çok artık eskiden bir iki tane olan olay o kadar sıklıklı olmaya başladı ki. Yani e, mesela Erdem Timur'a bir takım laflar söylendi. Hiç olmaması gereken şeyler yani. Yani e, hani kulüp yöneticisi olarak değil, e, Okan Hoca'ya bazen söylemler. yani Bir de herkes bunu yapıyor sonra. Yani eleştirdiğini yapıyorsun, sen yapınca hiçbir şey yok eleştirdiğin niye yani o kadar çok artık şeyler var yani bu artık tamamen bir popülist iç dengeleri tatmin etmek ve üzerindeki baskıyı atmak için bir siyaset olmaya başladı. Ama camiaları rencide ettiğini herkes unutuyor artık. Yani birçok olay oldu. Hı hı. Yani rencide yani mesela bence Beşiktaş maçından sonra bizim yaptığımız salıncak olayı da bence hı. E, paylaşımı da bence olmamalıydı. Hoş değil miydi? O yani şimdi rencide oluyor insanlar. Yani sen o gün kutla, yani kutlamanın da bir adabı olmalı. Yani işte o, bazı oyuncular da onu uyuyorlar. Şimdi Fenerbahçe'de bazı oyuncular var. Mesela o da geliyor bir camiayla söylüyor. En son geçen sene Beşiktaş'ın e, Fenerbahçe'nin şampiyon olmamıza rağmen bizim sırada bizi yendiği maçtan sonra olanlar hani tam bir komedi filmi yani. Sağının basılmaya kalkılması, şimdi orada siz kendinizi rahatlatıyorsunuz ama işte bu, bir oyuncunun Galatasaray hakkında söylediği sözler. E şimdi siz onu bir maçlık rahatlıyorsunuz, camiayı sevindiriyorsunuz ama ondan sonra Galatasaray ile Fenerbahçe arasında o olay bir daha unutulmayacak. Biliyorsunuz bir bayrak dikme olayı olmuştu. Ondan sonra herkes nöbet tuttu orta sahada bayrak dikilmesin diye. Senelerce bugün bile devam eder. Onun intikamı alınacak diye. Yani Türk, Türk sporuna ne bu kadar problemi olan Türk sporuna ne katkısı var tartışırım. Peki teşekkür ediyorum. Fanus'un içindeki sorularla devam edeceğiz. Ee, tabii ki bir süzgeçten geçiyor. İstemediğin soruya cevap vermeme hakkınız da var. Her soruya cevap veririm. Muhakkak. Bunu ilk koltuğa oturduğunuzda da söylemiştiniz. Çok fazla geldi. Çıkmaması imkansızdı. Getson'u almadı mı alamadı mı diye sormuşlar. Almadım. Neden almadım onu da söyledim. Ee, biz sonu aslında sezon başı ilgilenmiştik. Hatta Fatih Hoca'nın transfer listesindeydi. Hatta Fatih Hoca o zaman kulüp başkanı Rui Costa ile ilişkileri çok iyiydi. Rui Costa ile kendi arayıp istedi. Fakat o dönem Getson'u satmak istemediler. Devre arasında, o yeni yapılanma sırasında Getson'un menajerlerinden, Getson'un satılabileceği ile ilgili, gelebileceği ile ilgili bir, Mesaj geldi. Biz de bir teklif yaptık. Yani ilgileniyoruz diye. Fakat o sırada Getson yaz döneminden o döneme kadar hiç maç oynamamıştı. Ee, yaklaşık maliyeti de e, 11 ile 15 milyon euro arasıydı. O zaman Luis Campos'la yeni getirmek, getirdiğimiz e, sportif direktörümüzle konuştuk. Şunu konuştuk dedik ki yabancı sınırı var önümü e, kış dönemi transferi genelde daha limitlidir, Yazın daha fazla seçeneğiniz oluyor. İlk önce bir takımdan giden oyunculardan sonra yap, yabancı sınırında yapılanmaya bakalım. O pozisyona Avrupa'dan da çok iyi bir oyuncu bulabiliriz. Bu kadar yüksek maliyetle ödemeden bulabiliriz diye düşündük. O dönem zaten yabancısını doldurmamak için işte kaleci Mustafa sakattı, Peniyi getirdik bir oyuncu daha getirip maalesef tam bize gelirken milli takımda sakatlandı. İkisi de kiralıktı. Dolayısıyla bizim oradaki önceliğimiz önümüzdeki sezondu. E şimdi bu konuyu da çok büyük konu haline getirdiler ama gelmedi ama yani hani ondan sonra ne yaptı? Bazen mesajlar geliyor. Bir, hani on maçta bir çok iyi oynadığı zaman almadım bunu almadım. E bir oyuncu almadık ama senin takımın iki senede şampiyon oldu. Demek ki yerine adam bulunabiliyormuş. Ve o maliyeti o zaman vermek istemedik yani. Ee, bir de yabancı sınırıyla ilgili yazın daha fazla opsiyonumuz olsun istedik ee, hani bir oyuncu hakkında da yani zannedersiniz hani Osmanlı veya İkardi gelecekti de onu almadık gibi bir ortam yaratılıyor onu, onu pompalayanlar da var ee, getson transferi arkasında başka şeyler de var ee, almama sebeplerim arasında onu da burada dile getirmek istemiyorum hmm. başka Galata, Galatasaray'a Galatasaray Galatasaray'a zarar, zarar vermek istendiğini düşündüğüm Hı. başka şeyler vardı. O yüzden de o kararı aldım. Onu da açıklamak istemiyorum. E, açıklarsam e, burada 2-3 program daha yaparız onun üzerine. Yapalım, süremiz var diye tahmin ediyorum. E, siz buraya kadar gelmişsiniz isterseniz bir 2 <laughs> saat daha uzatabiliriz. <laughs> Sağ ol. Çok kısa. Merak ederler çünkü şimdi yani. Neden sormadın diye bana da bu sefer yüklenebilirler tırnak içinde söylüyorum. Ee, yani şöyle bana ilk başta sordunuz ya nasıl yapar, farklı yapar mıydınız bazı şeyleri diye. Evet. Şimdi bence... Yeniden başkan olsaydınız. evet. Bir kez de burada açıkladınız. aslında başka aslında hiç bilinmeyen yönleri vardı, kişiler vardı dediniz. Galatasaray Spor Kulübü içerisinde operasyon yapmak için para veren bunlardan bir tanesi forma hırsızlığı. Çünkü Galatasaray'ın artık atılacak başka bir kurşunu kalmadı. Benim Galatasaraylı oluşum, ben 18 yaşından beri kulübün içindeyim, 24 yaşından beri de yönetimlerde yardım içinde. Dolayısıyla çok fazla sahipleniyorum Galatasaray'ı. Yani Galatasaray'ı benimmiş veya ben onun bir parti, biz benim olamaz çok büyük bir şey. Biz onun içinde kum taneyiz ama korumak için çok fazla acele ettim. Her şeyi çok hızlı düzeltmeye çalıştım. Bütün konulara yani bütün düğmelere bastım düzeltmek için. Bu düzeltmeleri yaparken finansal disiplin, transfer kontrolü, üyelerin daha fazla denetim mekanizmasına sahip olması, üyelere çok fazla şeyin açıklanması arazilerin konusunda mesela üyelere çok fazla bilgilendirme toplantısı yaptık. Çünkü üyeler maalesef her konuya hakim değiller. Sadece onlara verilen bilgi kadar biliyorlar. Biz daha fazla açıklıyor. Burada <laughs> Galatasaray'da Galatasaray'dan beslenen ve kontrolsüzlükten beslenen bir takım insanlar var. Bunlardan bir tanesi örnek veriyorum forma hırsızlığıydı. o zaman anlaşma Kulüpte kullanılması için oyunculara verdiği yaklaşık sanıyorum 2 milyon euro değerinde bir forma yani onun verilen bedava formaların değeri formaların biz daha oyuncular giymeden hatta teknik direktör giymeden dışarıda internetlerin satıldığını tespit ettik ve bununla ilgili dava açtık. Bu dava devam ediyor. Bir farklı ikinci bir konuda menajer ilişkileri farklı bir takım menajerlerin kulüpte çok fazla çalıştığı, kulübün transfer etmek istediği oyuncuların, list transfer listesinde bu oyuncuların transfer görüşmeleri olmadan haklarını aldıklarına şahit olduk. Yani şöyle söyleyeyim, ben atıyorum Anadolu'da bir takım yabancı menajer söylüyorum size. Anadolu'da bir takımın oyuncusu Galatasaray'ın transfer listesinde. Şimdi yabancı bir menajer mesela örnek, isim de vermek istemiyorum. Gidiyor o oyuncunun ee, menajerine oyunun menajerliğini alıyor. Neden? Çünkü Galatasaray bu oyuncuyu istiyor. Benim bir de kazanmam öğreniyor. lazım. Şimdi bu biraz garip bir garip ilişkiler yumağı var. Kimseyi de suçlamak istemiyorum ama rakamlarda da bir gariplikler olduğunu tespit ettik. Getson transferi de? Getson transferinin yazın istemememiz, yazın çok istememiz olmaması ve bir anda bir anda ol, olması bütün diğer söylediğin sebeplerin üzerine e, menajeri, yer yani direkt menajeri değil, menajerin dolaylı ilişkide olduğu kişiler tarafından bu işin acaba devreye sokulmuş olabilir mi kaygısı oluşturdu bizde. O yüzden de e, e, biraz dikkatli davrandık. Maalesef ki maalesef o menajer dolilik e, müessesesiyle ilgili her kulübün problemidir bu. E, bir de biliyorsunuz ço tespiti çok zor. Niçin? Yurt dışında kim bundan besleniyorsa yurt dışında yaptıkları şey yani ciddi bir araştırma. Biz bir uluslararası denetim kuruluşuna denetim yaptırdık. E, forma hırsızlığı konusunda da adli makamlar var. Fakat biz görevi bıraktıktan sonra maalesef ki maalesef bu konuların üzeri takibi bırakıldı mı? Örtüldü. Hı. Kapatıldı. Bunun çünkü biz o zaman şunu diyor, bunun ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gidemem. Çünkü para Galatasaray'ın parası. Yapılan usulsüzlük veya kontrolsüzlük yani ikisi de olabilir. Kontrolsüzlük de usulsüzlüğe sebep verebilir. Bunların tespiti, bundan faydalananların kulüpten uzaklaştırılması ve bir daha olmaması için gerekli kontrol mekanizmalarının kurulması konusuna çok önem verdik. Sonra gerekli görmediler. Peki hiç hatta Dursun Özbek'le bu konuyla ilgili birebir görüşme fırsatınız oldu mu? Söyledim, ikisini de söyledim. Hatta Değil divan mi? divan bir komisyon, menajer komisyonları ile ilgili bir menajer e, ücretleri ve Garip hareketlerle ilgili oradaki garip finansal hareketler, aynı menajerin çok fazla oyuncunun e, alakası olması normal futbol akışında mümkün olmayan e, şekilde e, fazla menajerin, fazla oyuncunun menajer olması konusuna e, raporda vardı. E, divan Kurulu bir komisyon kurdu, divan başkanı. E, sonra komisyon raporunu üstüne yattı divan başkanı, komisyon, komisyon üyelerini tanıyorum. Onlar biz raporu teslim ettik dediler. Raporu uyuttu. Sonra ben mektup yazdım. Rapor ne oldu? Hani araştırma siz kurdunuz bu komisyonun sonucu olsun diye. Yeni divan seçiminden bir gün önce mecbur kalıp komisyon raporunu biz açıklayamayız, yönetime yolladık dedi. Ee, yönetim kurulundan da Sayın da bir ses çıkmadı. Ee, o komisyon raporunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama bir şey çıkmamış olsa herhalde çok rahat şekilde burada bir şey yok diye açıklarlardı. Açıklamadıkları göre bunu, ucunu, ucu e, siyasi olarak karşılarına almak istemedikleri bir takım insanlara dokunuyor olabilir. E, üstünü örttüler. Tabii bu konuyla ilgili bahsi geçen herkesin cevap hakkı var. Tabii tabii o yani, e, cevab, ama ben kimseyi herkesin. suçlamadım. Yani isim de vermedim, kimseyi suçlamadım. Ya hatta bana sordular ya bu, o zaman tabii Fatih Hoca'yla yollara ayırdığımız için e, Fatih Hoca'ya e, ya karşı mı Hayır asla diyor. Örnek veriyorum mesela, e, bu forma yolsuzluğunu, forma hırsızlığını tespit ettiğimiz zaman Fatih Hoca ile konuştum. Hı hı. O zaman bana evet başkanım dedi. Evet bunu yapan kim varsa sonuna kadar gidilsin çünkü etki Florida'da çalışan birkaç de etkisi olabileceği için hocayla konuştum. Hı hı. O da bunu çok destekledi. Beraber aldığımız bir karardır. Hı, hı. Menajer ilişkileri konusunda da Fatih Hoca'nın ile ilgili hiçbir şey yok. Burada başka bir ilişkiler yumağı var. Dolayısıyla hani e, o da buna destek verdi. iki konuda da kendisi destek vermiştir yani. Hı hı. E, ama dediğim gibi bu usulsüzlüklerin veya kontrolsüzlüklerin ortadan kalkması lazım. Belki bu açıklamanızın arkasından tabii ki sorular yöneltilecektir Sayın Dursun Başkan'a da Özbey'e de. E, bu saatten sonra tekrar gündeme gelmesi de Vallahi bence nasıl bence e, Çünkü çok önemli forma, bir konu. Forma hırsızlığı konusu tespit edilmiş. E, bir konu. O konuda gerçek suçlular devlet şu anda bir soruşturma yürütüyor. Duyduğumuz kadarıyla o soruşturmaya müdahale edilmeye çalışılıyor. Hmm. Yani Galatasaray'ın içinden. Evet, müdahale edip yani bunda sonuçta alt seviyede birkaç kişi suçlanmasından ziyade bunun başının kimse ben de bilmiyorum. Bir forma hırsızlığı var. Hırsızlığın başında kim varsa onun tespit edilmesi lazım. Menajer olayında da bir denetleme raporu var. Yapılan hatalar var. Sorumlusu tespit edilse de, edilmese de buna önlem alınması. Yani bu rapor açıklanmalı bence. Mesela divan kurulu komisyon kurduysanız, komisyon kurduk diye açıklama yaptıysanız, burada kurulan komisyonun raporunu divan kurulu ve üyelere açıklamak zorundasınız. Hı hı. Yani tabii orada da değişiklik adam rapordan. Hatta bağımsız denetim kuruluşunu yapılan denetleme raporunu da açıklayın. Yani sonuçta bu bir iddia değil. Tespitler var. Tespitleri paylaşın ki üyeler kulüp içerisinde neler olduğunu bilsin. Aynı şekilde gayrimenkullerle de ilgili. Yani çok önemli gayrimenkulleri Galatasaray elinden çıkarıyor bugün. Gayrimenkullerin tamamı büyük bir ihtimalle 3 sene içerisinde sahibi olduğu satılabilir bütün gayrimenkuller satılmış olacak. Şimdi bu gayrimenkuller ne kadara satıldı? Ne gelir geldi? sonunda açıklanması lazım mesela. Kalem kalem. Kalem mesela Riva konusunda bence e, hani o süreç birçok yorum var ama bence çok hatalı şeyler de var o süreçte. Mesela onun Riva konusunun e, gelen gelir, orada ödediğimiz maalesef floration bozulmasından dolayı faiz var. Onun e, her şey birbirine karışıyor çünkü. Orada halka arz oradan gelen nakitle bir sermaye artışı yapıldı sermaye artışından gelen rakam da Riva'dan gelen paranın üstüne Mesela bağımsız bir denetim kuruluşuna bütün bu gayrimenkullerle ilgili bir denetim yapılıp üyeler açıklanması lazım. Sonuçta bir şey kimse bir şey saklanmasını istemiyor. Ne kadar geldi? Ne kadara satıldı? Galatasaray'a ne kadar gel, girdi buralardan? Galatasaray'ın gayrimenkulü ne kadar değerlendi? Daha sonra da daha önemli bir şey var şimdi. önümüzde. Galatasaray'ın bir sene önce bizim dönemimizde Sayın Cumhurbaşkanı ve Murat Kurum Bey'den bakanımızdan aldığım onay sonrası biz ibrazsızlık sonucu bizim fiili onayını aldık ama gerçekleştirme Sayın Dursun Özbek ve yönetimi döneminde oldu. Çok önemli bir iştir. Ee, şimdi Florya arazisinin satılması gündemde. Ek Florya yani yeni aldığımız Florya arazisiyle elimizdeki mevcut arazinin. Oradan gelecek olan rakamla ilgili çok büyük Farklılıklar var. Herkes farklı bir rakam konuşuyor. Ben inşaatçı olmadığı için bir şey söyleyemem. İnşaat yani e, buradan gelecek parayla paranın nereye harcanacağı konusu da çok önemli. Çünkü Galatasaray'ın artık atılacak başka bir kurşunu kalmadı. Ve bu paranın Galatasaray'ın geleceğini kurtarmak için ve Galatasaray'ın sağlam bir gelecek kurması için harcanması lazım. Eğer mevcut zarar ortamında yani e, zarar etmeye devam ederse finansal olarak oyuncu satışları veya bina satışlarından gelen artılar bilançomuz şey e, kar zararımız var ama baktığınız zaman hala faaliyet zararı ediyor Galatasaray Spor. Kurulu. Diğer kulüpler de ciddi bir faaliyet zararı. Mevcut faaliyet zararı devam ederse bu ve bunu düzeltecek bir iş, işler için kullanılmazsa Florydan gelen para bundan 5-6 sene sonra elimizde arazisiz ve onun parasında yemiş halde otururuz. Onun için Galatasaray için çok önemlidir bunların şeffafça denetlenmesi, denetim raporlarının üyelerle paylaşılması ve üyelerin de buna hakim olup ilgilenmesi. Böyle bir sorunumuz var. Futbol sonuçları dışında Galatasaray'ın mali ve kültürel yapısının bozulmasıyla çok fazla ilgilenmeyen üye sayımız da yüksek. Onların da biraz bu işte e, sorumlu kalması lazım. Peki, son sorum olsun. Ya yani benim şahsi sorum olsun. Geç son transferinin neden olmadığını açıkladınız. İlk kez de burada açıkladınız. Evet. Başka e, işin aslında başka aslında hiç bilinmeyen yönleri vardı, kişiler vardı dediniz. E, Beşiktaş Beşiktaş'a transferinde e, aynı kişiler söz sahibi miydi? Bunu takip etme fırsatınız oldu mu? Hiç bilmiyorum. Yani Menajere vurgu yaptınız. Hayır, men kendi meneเจre men adı altında. Kendi menajeri değil. Hı, -hı. Yani Sistem. onun onun menajeri Ahmet Bey, Ahmet Bulut. Onun şahsıyla ilgili bir şey değil bu. Ya yani onun şahsıyla ilgili bir problem Uzantıları. değil. Uzantıları. Uzantıları ile ilgili problem. Ee, bir nevi haksız kazanç aslında gibi. Olabilir. Olabilir ihtimali. İhtimali üzerine ihtimali. bu e, transferi gerçekleştiriyorsunuz. Ee, e, şimdi beşte, yani ondan sonra bir Rize'ye gitti. Hı hı. Sonra da e, Beşiktaş'a transfer oldu. Yani o süreçte kim oldu, ne pazarlık yaptılar, ne oldu bilmiyorum açıkçası. İş detay, yani başka kulüpler olduğu için beni ilgilendirmiyor. E, ama dediğim gibi yani bir Getson, yani şu anda bu, bütün bu konuşlarımız arasında Getson transfer olmuş olması Galatasaray'a olmuyor. En basit konudur. Evet. Bu konunun hiç konuşulmaması lazım. Şu anda yani Getson gelmedi. işte Torreira geldi. Yanında da şimdi Sara geldi. Demek ki yani bu bulunmaz bir orta sahadaki o pozisyon bulunmaz bir pozisyon değil. Ee, dolayısıyla hani bu çok büyük. Getson da bir... iyi oynuyor. Ya iyi oyuncu olabilir ama, ama yeri doldu yani, tabii. Yani yerini doldurur. Bütün Avrupa'da o pozisyonda oynayacak oyuncu bulamama ihtimali yani konuştuğumuz maliyet de 11 ile 15 milyon evet. euro arasıdır. Evet. Menajerlik ücreti hariç. Dolayısıyla ee, hani burada o pozisyonun bu kadar tartışılması çok komik. İpte kalmış ama evet, Galatasaray Hayır, o zaman, o zaman öyle bir gündem yaratıldı. Evet. Ben gündem'i yaratanların da bu transferin olmasını isteyen taraf isteyen oldu. taraflarla ilgili olduğunu düşünüyorum çünkü bakın şöyle bir şey var. Ee, ispatlayamamakla birlikte bildiğimiz bir gerçek var. Ee, Galatasaray içerisinde ve Galatasaray dışarısındaki bazı menajerlerin ve Galatasaray Spor Kulübü içerisinde bazı eski yöneticilerin veya aile yakınlarının sosyal medyada gündem belirlemek üzere veya bir gündemi sosyal medyada ittirmek üzere organizasyonları olduğu söylemi var. Ben bunun olduğuna inanıyorum. Hatta Erdem Timur da biliyorsunuz geçen sene İmali. araştırılsın, araştırılsın ortaya çıksın dedi. Çok doğrudur. Rakip takımların da birbirlerine yaptığı. Bu sosyal medya da operasyon yapmak için para veren, bu operasyonları yaptıran bize de yapıldı. Yani bize karşı da kötülemek için. Geç son transferinde de yapıldı, başka şeyler de yapıldı. Yapanlar var. Bunlarla ilgili kulübün suç duyurusu, Erdem Timur bunu kendi dönemlerinde olduğu ile ilgili de şey yaptı. Bir temiz eller operasyonu yapılmalı dedi. Doğru. Sosyal medyada ispatlayamadığım için isim veremiyorum ama bildiğim kişiler var Galatasaray'da aktif bu konularda. Dolayısıyla bunların ortaya çıkarılması kulüp eliyle çok önemli. Hatta bunu yapan kişiler varsa onların da kulüp eliyle ihraç edilmesi lazım. O kadar önemli konulara e, imzanız attınız ki aslında ama izleyicilerimize de ayıp olmasın. 2-3 soru daha soralım ondan sonra noktayı koyacağız. E, çünkü onlar da sorularını hazırlayıp gönderirken emek verdiler. E, şimdi başkan olsa Getson'u alır mıydı? Fatih Hoca ile yol ayrımına gider miydi diye sormuşlar. Ama zaten bu konuyu konuşmuştuk, e, cevaplamıştınız. E, Getson, yani sayın Elmas sürekli bir Getson. E, sorusu gelmiş. Benzer sorular tabii ama uzun uzadıya konuştuğumuz için e, bunu da ben sormuştum zaten. Terimle yol ayrımı kararı şahsi bir karar mıydı yoksa oy çoğukluğuna alınan bir karar mıydı diye. Eğer aynı sorular sor çıkacaksa neler yaşandı diye sorulmuş. Biz zaten kapsamlı konuştuk. Getson transferine e, torrent tercihinde e, şimdi olsa yine aynı tercihi yapar mıydı diye sorulmuş. Biraz daha farklı bir soruydu. Kısmen. Torrent tercihini anlatayım ben size. O da önemlidir. Niye torrent çünkü? Şimdi Galatasaray çok kötü bir ilk yarı geçirdi ligde ve şeyde, kupada. Avrupa Kupası'nda devam ediyorduk ama çok kötü ve takımın özgüveni kaybolmuştu. Şimdi büyük takımların geçen sene, geçen sezon bunu Beşiktaş'ta yaşadı. Hı hı. Ee, büyük takımların özgüveni kaybolduğu zaman... O özgüveni yerine getirmek çok daha zordur. Çünkü devamlı e, şey mikroskop altında inceleniyorsunuz. Özgüveni kaybolmuştu. Şimdi orada geçici bir gaz almak için bir Türk hoca getirip işte idare edip sezon sonuna sezon sonunu görelim diyebilirdik. Orada ben e, birkaç teknik direktörle görüştüm. E, şunu düşündüm: e, Dünyada en büyük birkaç ligde Başarılı olmuş. Birkaç teknik direktör sistemi var. Bir tanesi Klopp, hem Almanya'da hem İngiltere'de. Bir tanesi Guardiola, üç ülkede, Almanya'da, İspanya'da ve İngiltere'de başarılı oldu. Bunlara yakın teknik direktörler Çünkü bunlara yine uzun süre çalışan teknik direktörler. Hani futbol bilgisi açısından ve onların sistemini kurmak açısından bilgidirler. Torrent de onun önemli zaman yardımcısı olmuş bir Hı. teknik direktör. E, Guardiola ile şahsen konuştum. Ve Torrent bana sunum yaptı. Antrenman teknikleri. Çok başarılı 4-5 tane Barcelona'dan yardımcı antrenör getirdi. Çok iyi bir ekip vardı. Benim derdim önümüzdeki sezon için çok iyi bir tek çalıştığı oyuncu gelişiyor. Çünkü genç oyuncu alıyorsunuz onların gelişmesi lazım. Hı hı. Yani genç oyuncu kendi kendine gelişmiyor. Dolayısıyla iyi bir teknik heyet olsun. E, Barcelona'dan 4-5 kişi ya, hatta o zaman kaleci antrenörü Penye'yi buraya getirmemizin sebebidir. Yani o söyledi. ya ee, yani o fikirle e, getirdik. Futbol e, Guardiola da bana dedi ki futbol bilgisi çok yüksek, futbol çok ya yani sağ kenarındaki motivasyon ile ilgili bir şey söyleyemem. O teknik direktörlü teknik direktörün kendi karakteriyle alakalı ama futbol bilgisi konusunda çok iyidir. Oyuncu gelişim konusunda çok iyidir bugün teknik direktör olmak istemese baş yardımcım olarak hala yanımda olurdu dedi. sonra biz Luis Campos daha sonra geldi Torrent'i getirdikten sonra. Luis Campos da futbol bilgisi konusunda ve sistemsel bilgisi konusunda çok pozitif şeyler söyledi. Yani Ama tabii sabır, Fatih Hoca sonrası gelmiş olmasının getirdiği baskı, takımın zaten moralinin ve özgüveninin kaybolmuş bir takıma gelmesi ee, maalesef o zaman çok fazla eleştirilmesine sebep oldu. Benim derdim hep şuydu. Kişilere bağımlı olmayan, yönetimlere ve başkanlara bağımlı olmayan profesyonel kadroların ve departmanların Galatasaray'da kurulmasıydı. O amaç doğrultusunda getirdik. Ee, bugün bakarsanız dünyada da e, Guardiola'nın yardımcılarından, Arteta mesela, hı hı. o da Guardiola'nın yardımcılarından geldi Arsenal'da. Birkaç böyle örnek de var. Galiba Chelsea'de de öyle. Yani bu na giden kulüpler var biz de onu denedik ee, yardımcı hocalar da çok kuvvetli ve iyi insanlardı bunu futbolun içinden gelen bugün antrenörlük yapan kişiler de bana söylüyorlar öyle yani, bir yani önemli bir hamle adamıydı aslında evet, stratejik ama yani maalesef sabır olmadığı için Türkiye'de ama Okan Hoca da sanırım gördüğüm kadarıyla hani çok başarılı ee, sorular için izleyicilerimize teşekkür edeyim. Noktayı koymadan önce iki isim yanına üç nokta koyacağım. Sizin için ne anlam ifade ediyor ya da ilk aklınıza gelen cümleyle. Mourinho. Ben üç nokta koyayım. Ne geliyor aklıma? Ee, yani çok iyi teknik direktör. Aması var galiba. Ee, ne diyeyim? İyi bir stratejist. Ligimizle ilgili yaptığı açıklamayı çok ya, kısa bir cümleyle. Çok komik bir örnek söyleyeyim size. Ee, geçen gün bir ben yabancı kanallarda futbol yorumları seyrediyorum. Petri Cech, Chelsea dönemiyle ilgili bir anısını anlatıyor. Jose Mourinho'nun soyunma odasında basın toplantısına çıkmadan önce oyunculara ben böyle düşünüyorum ama soy e, basın toplantısında Böyle böyle söyleyeceğim. Bunun sizinle alakası yok dediğini kendi söylüyor. Yani demek ki aslında Strateji. stratejik olarak davranıp başarı için orada toplumu etkilemek ve manipülasyon yapmak için de bir takım hamleler yaptığı bu normaldir, olabilir. Ligimizle ilgili söylemleri de mi stratejik sizce? Ya ligimizle ilgili şimdi Bu ligi stratejik. kimse izlemiyor oğlum haricinde. Yani bir şimdi dışında. şunu söyleyeceğim. Yabancı birinin söylemesi tabii ki benim de hoşuma gitmiyor. Ama siz... Mourinho eleştiriyorsunuz. Yani Galatasaray Fenerbahçe açısından bakmıyorum. Ya siz bu ligin nasıl kadar kötü bir lig olduğunu her hafta her televizyonda Türk yorumcular sabah akşam söylüyor. Yani bugün geldiğimiz e e şey zeka e şey AI ortamında her şey artık başka lisana tercüme edilebiliyor. Ya bir, zaten Borinyon söylemesi her hafta hakemlerin kişilik haklarından oyuncuların yöneticinin işine hepsinin içinden geçiyor bütün yorumcular. Siz bunu söylüyorsunuz, hiçbir problem yok. Kimse Türk oyuncuya, Türk yorumcuya, Türkiye Ligi hakkında böyle nasıl konuşursun sen demiyor. E, yabancı buraya geldiği zaman, senin konuşmanı bildiği zaman, herkesin nasıl aşağı aldığını gördüğü zaman adam öyle konuşuyor diye kızamazsın. Orada katılmadığım bir tek şey var. Fenerbahçe açısından konuşuyor. Bence tüm kulüpler için geçerli bu. Yani herkes mağdur oluyor. Peki bir isim daha söylüyorum. Son isim Faruk Süren. Ben üç noktayı koyayım. Cümleyi size bırakayım. Kayınpederim. <laughs> Bu kadar mı? Bu kadar mı? Yani eski başkanım ve kayınpederim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Elmas. Ayaklarınıza sağlık. Çok mutlu olduk sizi ağırlamaktan dolayı. Ekol TV ailesi adına da ben konuşuyorum tabii ki. Onları temsilen, kanalımı temsilen konuşuyorum. Tekrar bekliyoruz. Sağ olun. E, Çok keyifliydi. Muhtemelen ikiye bölmek zorunda kalacağız programı <laughs> <laughs> biz. Ben i̇ki bölüm halinde. Size halim. bayağı malzeme verdim. <laughs> Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bizim bir anı defterimiz var. Ee, bizimle ilgili, kanalımızla ilgili düşüncelerinizi yazarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Tabii yazayım. Ee, tekrar ağırlamayı çok isteriz. Yazım çok çirkindir. Yakından çekmeyin ama. <laughs> Çekmiyoruz. Sadece detay olarak uzaktan alacağız. Efendim, listanın sonuna geldik. Uzun bir program oldu ama çok önemli açıklamaları vardı. Sayın Elmas'ın eski Galatasaray Başkanı'nın. E Ekol TV ailesi olarak bir kez daha onu ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Haftayı yine çok özel konu ve konuklarımla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.